Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ay. Ay karanlıklar. Evet. Zor kampanyaya devam ediyoruz. Herkes tekrardan hoş geldi. Lambda ne alaka? Reis ne demek? Lambda öncelikle bir dakika. Şunu bir dinleyelim, ondan sonra konuşalım. Sen de az değilsin diye yani. En büyük kreasyonum yakında yumurta açılıyor diyor yani. Bu videoyu YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Kiminle konuştuğumu söylemek için şu anda bu videoyu Twitch üzerinden yapıyorum. twitch.tv/lambdacd'ye gelirseniz siz de muhabbete dahil olabilirsiniz. Videoyu likelayın, subscribelayın, zilleri çalın. Evet, başlayalım. Touchray, lambda ne alaka, ne demek? Şimdi lambda bir Yunan alfabesinde bir sembol. Normal bizim A, B, C gibi. Yunan alfabesinde de A'lar, B'ler, C'ler var. Farklı. Rainer var karşımızda. Umarım diyor, bu bir hata değildir bu şey. Buraya gelmek bir hata değildir diyor. Ne yazık ki hata Rainer'cığım. Oo, burada bir tane daha mineral patch'imiz var. Alfa, beta, teta gibi. Aynen öyle. Onlar alfa, beta, teta hepsi Yunan alfabesinin sembolleri. Lambda da öyle. Lambda'nın benimle alakası ne? Peki o da şu. Bizim bir şeyimiz var mı? Hah. Savunmamız yok diyecektim bir an. Spawning pool'umuz da yok şu anda. Bilgisayar bilimlerinin ilk çıkış yerlerinden biri 1900'lerin başında 1900'lerin başında iki tane insan ayrı ayrı şeyi araştırıyor. Hangi problemler çözülebilir, hangi problemler çözülemez? Bunlar matematikçi. Bir tanesi çok bilinen şeyler, bir matematikçi. O da Alan Turing. Diğeri de Alonzo Church. Alan Turing bir İngiliz, Alonzo Church bir Amerikan. Bu arkadaşlar şeyi anlamaya çalışıyorlar. Matematikte hangi problemler çözülebilir? Eğer ki bir problemin çözülüp çözülemeyeceğini, o problemi çözmeye çalışıp da bütün hayat harcamadan anlarsak diyor, o zaman diyor şey yapmaya, ya hayat harcamaya ihtiyacımız kalmaz. Önceden biliriz bir problem çözülebilir mi, çözülemez mi? Çözümü var mıdır yoksa imkansız mıdır diye önceden bilinebilir miyiz diye. Buradan bunu yapmak için, bu soruya cevap verebilmek için Alan Turing şu anda Turing makinesi diye bildiğimiz teorik makineyi oluşturuyor. Bu yalnız hoş değil ya. Sürekli bana saldırmaları biraz sıkıntı. Biraz statik defans yapmamız gerekecek buralara. O yüzden ben drone prodüksiyonuna, drone üretimine devam ediyorum ki şey yapayım, statik defans üreteyim. Bir de minerale ağırlık veriyorum. Şu anda daha gaza girmedim. 6 dakika boyunca şeyi savunmamız gerekecek. Savunmamız gerekecek demek de şey demek. Demek ki saldırılar altında kalacağız. Ben şuraya bir tane daha bir creep koyalım. Şimdi bu sorulan soruya cevap verebilmek için, bir problem çözülebilir mi, çözülemez mi sorusuna cevap verebilmek için
senin bir şeyin yok muydu ya? Parasa... Spawn Broodlings. Bunların böyle güzel güzel özellikleri vardı diye hatırlıyorum. Kullanacağız şimdi. Şimdi canlı tutuyor seni işte, salma kendini diye sürekli saldırıyor. Evet, doğru doğru. Aynen öyle. Şimdi bu probleme cevap verebilmek için bu matematikçiler, bir tanesi şu anda bildiğimiz Turing makinesi denilen teorik makineyi ortaya atıyor. Diyor ki bu makine üzerinde, bu makine teorik bir makine, gerçek bir makine değil. Bu makine üzerinde bir şeyi şey yapabilirsek, hesaplayacak bir program yazabilirsen, bir prosedür yazabilirsen, o zaman bu problem çözülebiliyordur. Diyordur. Diyor. Alonzo Church de bir tane kalkülüs koyuyor. Bir tane matematiksel sistem ortaya atıyor. Bu sistem de bir mantık sistemi. Şey gibi düşün, böyle basit mantık gibi düşün yani işte basit mantıktan tabii birazcık farklı proposition logic'ten ama sonuçta mantık dediğin şey ifadelerden oluşur. İşte yağmur yağıyorsa şemsiyemi almalıyım şeklinde ifadeler. Bu adam kendi logic ve mantık sistemini ortaya koyuyor. Bu sistemde diyor ki eğer ki çözmeye çalıştığım problemi bu sistemde ifade edebiliyorsan o zaman bu çözülebilen bir problemdir diyor. O sistemin ismi lambda kalkülüs. Ve lambda sembolüyle olan ilişkim benim de oradan başlıyor. Çünkü lambda kalkülüs benim şahsi çalışmalarım, araştırmalarım, fonksiyonel programlama, programlama dilleri çalışmaları, bunların hepsine çok çok önemli bir yer tutuyor. O yüzden lambda sembolünü severim. Ama tabii lambda birçok farklı disiplinlerde farklı anlamlara geliyordur tabii ki. Lambda bir sembol sonuçta, yani alfa gibi bir şey yani. Sen alfayı farklı sistemlerde farklı anlamlarda kullanıldığını görürsün yani. Bana kalkıp şey diyecek olanları da biliyorum yani hani. Hayır efendim, lambda o değil, lambda işte kimyada bilmem ne olarak kullanılır falan gibi. Tam kullanılıyordur yani orada da. Bilgisayar bilimlerindeki yeri başkadır yani. Aa, kristal açılıyor. Terranları salma diyor yanına ama dalabilirler şu anda. Hiçbir ünitemizin de olmayışı gerçekten komik. Neyse, dert değil, gitti. Okey, sen gaza başla, büyük ihtimal gaza ihtiyacımız olacak. Evet. Haydi. Kerrigan. What I have wrought this day shall be the undoing of my enemies. Let not a Terran. Kerrigan'ı bırak dedik ya. Geride. Ne yaptılar sana ya? Ne yaptılar diye. Infest or destroy Rainer's command center. Kerrigan must survive. Evet, Kerrigan. Evet. Evet, Kerrigan'ı geride bıraktıydık. Overmind da Kerrigan'ı aldı. Hatta şöyle tipini de göstereyim mi? Şöyle çekeyim. Bak, tip de burada. Kerrigan'ı aldılar ve şey yaptılar. Infest ettiler. Hah, işte tam Kerrigan oldu. Evet. Kerrigan'ı geride bıraktık. Overmind Kerrigan'ı kaçırdı. Ve şey yaptı.
bu hale getirdiler. Böyle. Bu dünya böyle arkadaş. Kerrigan cloak olabiliyor. Konsüm'ü kime yapabiliyorum ben? Ha şeye yapabiliyorum. Ha konsüm şey yapıyor, enerji veriyor. Okay. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz gaz almaya gidin. Biriniz gelin şey yapın. Hatta ben artık şeylere de başlayayım. Layer olaylarına da gireyim. Layer. Evolution Chamber yapalım. Şurada bir şey yapacağız. Oradan da bir şey alacağız. Hatta yapalım onu da. Açırımızı. Ayrıyeten de buraya gelen giden çok oluyor diye. Ha şöyle bir spor kolonu da yapacağım. Böyle uçuyorlar, kaçıyorlar şeyin etrafından. Base'in etrafından uyuz oluyor. Takma isimlerin bazılarıymış. Destroyer of Worlds, Queen Bitch of the Universe. Alakasız. Şeyin Kerrigan'ın StarCraft komünitesindeki şeyi daha doğrusu StarCraft komünitesi diyor. StarCraft lore'un içerisindeki lakabı Queen of Blades'dir. Evet. Queen of Blades. Evet, Air Force yapacağız yine. Spire lazım. Spire'ımızı şöyle bir yerlere kuralım. Buradan da kaçırımız geldi. Ve drone üretimine başlayalım. Dur şöyle buraya getirsene. Daha rahat görürüm. Vallahi Wikipedia diyor, ben demiyorum. Olabilir. Destroyer of Worlds. Queen Bitch of the Universe. Ya, hiç duymadım lakaplar bunları. Ama tabii ben duymamış da olabilirim yani. Aynı zamanda da şeyi de merak etmiyor değilim. Overlord speed var mı burada? Var. Overlord hızını bir arttıralım şu overlordların. Evet, siz gelin buraya. Siz de. Spor koloni. Hah, flyer'lar geldi. Evet, gaz toplamaya devam ediyoruz. Chalisk. Mineral istiyor. Evet. Spor. Spor. Okay. İşte bak, movement'ı bir yandan da bu yüzden istiyorum. Ha neyse, kurtardık. Burada da base'leri varmış. Burada da base varmış. Ha. Gaz varmış. O mineral var. Oo, okay, buraya geliyoruz. Okay. Hemen geliyoruz. Nasıl geleceğiz oraya? Şu bitsin. Transport upgrade'ini yaparım overlordlara. Bu arada bir tane overlord yapayım mı? Missile attacks. Missile attacks'lere girmeyeceğim çünkü direkt flyer şeylerine gireceğim. Flyer carapace benim için şu anda önemli, zırh. Çünkü bu adamları böyle yok etmekle uğraşmayıp, daha doğrusu bak, bir sürü missile turret var. Bunlardan dayak yememek için. En azından ilk başta şey yapacağız. Evet, şimdi overlordlar daha hızlı. Transporting for overlords. Bunu istiyordum.
drone üretelim birazcık daha, ekonomimiz yeterince hızlı değil. Bak Overlord daha hızlandı şu anda. Drone. Drone üretiniz. Sen çekil. Şu anda şeyi bekliyorum. Şu transportu bekliyorum. Bu transport geldiği anda bir tane drone'u şuraya uçuracağım. Buraya hatcherimizi kuracağız. Ya da hatcherillerimizi. Direkt gaz ve mineral toplamaya başlayacağız oradan. Buraya ele geçirmek lazım. Evet şu anda bak. Ekonomimiz gayet güzel noktalara ulaşıyor. Yavaş yavaş. Bir tane Overlord. Ve upgrade'imizde devam. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane daha spy yapacağım. Double upgrade alacağım. Kerrigan'le dövsen abi. Hala o kadar güçlü değil mi? Yok. Bir defa lüzumsuz oldu onu kaybetmek. Gel. Ah. Bak ben dövemeden. Kerrigan o kadar güçlü değil şu anda. Bir de Kerrigan'ın sıkıntısı şu anda yakından vurmak zorunda. Yani menzilli hata yok. Hah. Şimdi bunu bekliyordum. Gel. İki kişi rica edeceğim. Hatta dört kişi rica edeceğim. Gel. Şimdi bu operasyon tatlı bir operasyon olacak. Paramız da var yeterince. Hatcher'larımızı yapıştıracağız. Ondan sonra etrafı statik defansla artık. Ah. Aslında yapar mı ya? Şöyle tek hatcher'ıyla. Yok ya, çift hatcher yapalım. Ne gerek var tek hatcher'ıya. Biraz para harcamış oluruz ama boşver. Larvamız çok olur. Evet. Bunlar da şu yüzden burada. Hatta iki tane daha getireyim mi ben? İki tane daha getireyim. Direkt creep oluştuğu anda statik defans kurmak için var. Devam durulan üretimine. Supply veren şeylerin Zerg'deki supply olayı Overlord'la oluyor. Overlord 8 supply veriyor. Hatchery'ler de StarCraft 2'de öyleydi. Öyle. StarCraft 1'de de öyle olması lazım diye hatırlıyorum. Şey. Onlar da yaklaşık 16 mı? Şey vermesi lazım. Supply vermesi lazım. Şimdi göreceğiz bak. 51 benim supply'ım. Hah. Ama vermedi. Bir supply verdi. Teşekkür ederim. Gerçekten büyük katkı. Gel. Evet. Şimdi hocam. Extractor. Drone. Drone. Şuraya da bir tane yapalım. Ondan sonra bir de şu aşağıları da yapacağız. Heh. Lan. Heh. Gel. Spor. 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 Bak geldi. Bir de içeriye şey yapacağım. Şimdi geçemeyeceksiniz buradan. Eşşol eşekler sizi. Şey de yapmamıştım. Gel gel. Çık çık oradan çık.
Sunken. No. Hoş olmadı bu. Mütçalistlerim nerede? Gel. Goliath geldi. Ah, mineral. Bitti mi şuradaki minerallerimiz? Yok, bitmedi. Ha, bu şeyleri harcadık tabii. Spor. Devam. Hatta evet, orasıymış ilk. Spor. İyi, toparladık yine. Güzel. Şunu yap. Bir tane de şöyle ortaya bir yere yap. Bir tane de buraya yap. Spor, spor. Sen çekil. Güzel. Drone. Drone. Bunu aslında ben şey yapacağım ya. Sunken yapacağım. Bunu spor yapmak istiyorum ama. Spor yapalım. Şu sunken olsun. Evet dayım, siz artık başlayın. Evet, bu base bizim. Aynı zamanda Flyer Attack, Flyer Carapace. Devam. Güzel oldu bu. Devam drone'a. Gazımız yeterince olduğu için şey yapmıyorum. Gaza ağırlık vermiyorum. Şimdiki olayımız... Neler yaptınız? Şimdiki olayımız şey... mineral. Evet, bak minerallerimiz nasıl güzel artmaya başladı. Artık buradan ordu bile çıkartırım. Paramız varsa devam edip devam bile edebiliriz. Vespin Geyser depleted. Ha, neredeki? Bu mu? Ha, bu gitmiş. Okay. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Bununla uğraşmayın. Bununla uğraşma, bununla uğraşma. Gel. Overlord nerede var? Gel. Nerede Overlord? Ha, şu. Gazcıların olduğu Overlord. Sen şu gazcıları şuraya getir. Onlar bir şey yapsınlar. Ne oldu? Ne oldu? Jenny Delici selam. Hi honey. Hi hi. Avlasana sen şunu. Böyle bir mobil bir ordu istemiştim zaten. Tam olarak istediğim şey buydu. Hemen mütçalistleri devam ettirelim. Hah, geldiniz mi? Buyurun. Hatta bir grup daha yapayım ben onu. Thank you.
Evet, mineralimiz nasıl coştu gördün mü? Ay. Bin bir overlord'a gel. Oh güzel. Şu anda şeylerimizde, mutualistlerde plus 2 carapace var. It's snowing here. Bring warm clothes when you come. Wow. It is really cold here too. Bir şey söyleyeceğim. Ben şunu şuraya alsam daha mı iyi olacak acaba? Dronlar daha rahat geçecek buradan anladığım kadarıyla. Oh. Evet, şu anki olayımız gaz. Ama bu kadar adam bu kadar gazı bekleyecekler, yani hiç efficient olmayacak. O yüzden şöyle yapayım ben. Bu adamları ne kadar efficient olmasa da şey yapayım. Gaza yönlendireyim. Ay, drone yaptım. Yanlış. Drone istemedim. Mutualist istedim. Evet. Şimdi yapacağımız şey, görevimiz şu. Bu base'e dalacağız. Bu base'i şu command center'ı infest edeceğiz. Benim düşündüğüm şey şu. Hiç böyle uzatmadan, anladın mı? Bütün herkesi silmeye falan çalışmadan. Siz bir gidin abi şuradan. Daha gelemeden öldüler yani. Şola şekler, gel buraya. Bir tane şeyimde mütealaskimi de öldürdüler. İki tane daha lazım. Yapma. Arkadaş ne supply blokmuş ya. Şimdi dedim ki hiç böyle şey yapmadan şu Queen'im var burada. Şunu da alayım. Ha, bunların ismi Queen. Bunları da iki Mutualist Squad ile birlikte götüreyim. Ay, bir tane daha yapacağız ama. Hatta devam etsene sen Overlord'a. İki Mutualist Squad ile birlikte götüreyim. Onunla missile turret'lar falan Mutualist'lerle uğraşırken biz de Queen'le direkt infest edelim, bitirelim. Çünkü objektifimiz infest or destroy Rainer's Command Center. Evet. Birinci orada hazır, ikinci orada hazır. Queen'lerim nerede? Queen'ler de burada. 3. Evet, siz böyle devam edin. Gel. Lan. Evet, bu işe yaramadı. Okay. Geri gel. Çık oradan.
İyi gel gel gel. Tamam. Çünkü yeterince iyi micro yapamadım. Neler oluyor şu anda? Oo. Okay. Okay, o zaman biraz büyümeye bakacağız. Evet. Bu gazdan dolayı oluyor işte bak bu. Şu anda ekonomimizin sıkıntısı gaz. O yüzden ben şöyle bir hareket yapacağım. Bu squat burada kalsın. Birinci squat'ı kullanarak şuralara bakacağım. Gaz nerede var? Hah, bak burada bir gaz var. Bakayım. Burada varmış ya. Oğlum sarılmışız. Burada da gaz var. Sarılmışız ki biz yani. Hale bak. Okey. Şurası sanırım alması en kolay yer şu anda bizim için. Gel bakayım şöyle. Şurada benim bir overlord'um vardı. İçerisinde drone'ların olduğu. Nerede o? Şu mu? Şu mu? Hah. Şu overlord'u şöyle getirsene. Şuraya getir. Ay gözüm nasıl bir dalmak. Evet. Burayı alıp koruyabildiğimiz sürece bizim gaz sıkıntımız hiçbir zaman olmaz. Hepiniz aynı yere saldırın. Ki çabuk bitirelim. Evet. O burası da adaymış zaten. İlginç. Burası bir adaymış zaten. Hey. Güzel abi o zaman. Tatlı. Güzel 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 güzel. Bizim şu anki elimdeki parayla biraz daha neutralisk yapalım. Bu ne? Ha. Pardon, şöyle yapayım ben. Oo, burada da mineral varmış. Hah.
Süper abi. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Ya sen de bir tane hatchery kur şuraya. Elindeki şeyle, gazla tekrar şey yapıyorum. Mutualisk yapıyorum. Şu mutualiskleri hatta ikiye bağlasam max süper oldu. Evet, şu anda ince bir yukarıya ateş eden adamları ilk başta öldürmeye çalışıyorum ki mesela şimdi marinler can sıkacak. Ah, oh, Goliath. Goliath al. Gel geri. Ah, buraları dağıttık. Gayet güzel. He. Nice. Şimdi baba. Ha dur, benim dronlarım vardı şurada. Unload all. Gaz sıkıntımızı çözüyoruz. Şuradan bir iki overlord çıkartacağım. O neymiş ya? Bak burada da dronlarım var. Aa, hatta bak şöyle yapayım. Şu dronları getir buraya. Unload all. Build extractor. Ah. Hiçbir şey olmaz adamla. Siz bir gelin bakayım şuraya. Şöyle bir... Buraya sürekli drop yapıp duruyorlar. Tamam hadi. Hah. Sen bu kur abi. Ve burası bayağı dümdüz oldu ya. Yani. Ah, dayı. Semirin. Overlordlara devam. Şimdi buradaki... Şurada bir tane daha overlord. Nerede o? Nereye gönderdim ben overlordu? Ha, getirdi. Getirdi, boşalttı zaten o. Okey. Sen o zaman şöyle iki tane şeyi al. Gel buraya. Unload. Evet. Şimdi Mutualisk. Mutualisk. 3. 4. Oo. Mineraller bitmiş. Hemen gel. Drone transfer. Unload all. Hah, siz geldiniz mi? Hatchery. Extractor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Devam. Siz de bitirmişsiniz. Siz de şuraya alın. Bir de şurada bir yerde bu adamın şeyi vardı. Hah. Bu kim? Ha. Kerrigan duruyor. Evet. Üçüncü Mutualisk grubumuzu kuruyoruz. Evet, üç tane Mutualisk grubumuz var. Şu anda. Bayağı dümdüz ederiz orayı şu anda yani girdiğimiz zaman. O yüzden ben direkt yapıştıracağım ya.
Evet. Dümdüz edelim yani. Yeterince şeyimiz var şu anda. Kuvvetimiz var. 36 tane mücalistle geldik. Dolayısıyla bunu artık durduramaz yani. Öyle bir dünya. Vurunuz. Bomb saldırın. Ah, gitti. Geçmiş olsun. Bunu nasıl yaptın? Hayır. Ya canlıydın diyor, şey yaptın ama diyor. Apparently, Arcturus sent Duke here to reclaim me. But that was then, Jim. I'm one of the Zerg now. Artık Zerg'lüyüm diyor. Ve hoşuma da gidiyor diyor yani. Ha, beni öldürecek misin şimdi diyor. Kesinlikle yapabilirim ama beni tehdit etme diyor. Akıllı ol. Akıllı ol dedi. Jim Raynor'a akıllı ol dedi. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bakalım nasıl devam edecek hikaye. Ne şekilde devam edecek göreceğiz. Alright, önümüzdeki bölümde görüşelim.